Şimdi bir kere tabii ki başta hekim, yani sağlık hizmetinin ana unsurlarından biri hekim istihdamı Türkiye'de önümüzdeki yıllarda artan oranda devam edecek yeni hastanelerimize beraber. İkincisi tabii ki hekimlerin içerisinde daha da uzmanlaşmış ana kadrolar giderek artan oranda devam edecek cerrahi branşlar. Hekim gücümüz gittikçe artacak. Bunun yanında hemşire ve ebelerimiz çok önemli. Ülkemizin hemen hemen tüm ilçelerinde hastaneler kuruyoruz. Yerinde tedavi dediğimiz bir sisteme Türkiye geçiyor. Vatandaşımız kendi ilçesinde kendi büyük sorunlarını büyük çapta çözecek hastaneleri olsun istiyoruz. Bu da Türkiye'de belli bir aşama kaydetti. Ve bu bakımdan hemşire ve ebelerimiz ikinci planda önem arz ediyor. Sağlığın diğer alanlarında özellikle bilişim, sağlık bilişimi noktasında hastanelerimizin sağlık bilgi sistemlerinde görev yapacak arkadaşlarımız önem arz ediyor. Ameliyathanedeki teknisyenlerimiz, yine eczacılarımız, perfüzyonist ve diğer sağlığın diğer alanlarındaki bütün birimlerdeki personeller önem arz ediyor. Ayrıca Türkiye'de aile hekimliği sistemimizde sosyal çalışmacılara istihdam alanı sağlayacağız. Psikologlar, diyetisyenler ve yine aynı zamanda diş hekimleri de giderek istihdamı önümüzdeki 5 yıl içerisinde artan oranda devam edecek.